Merhabalar değerli arkadaşlar. Dersimize anayasalar konusuyla devam ediyoruz. 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler. Değerli arkadaşlar, temel hak ve hürriyetler bizim bütün anayasalarımızda düzenlenmiştir. Ancak daha önce bahsetmiştik, hangi anayasada temel hak ve özgürlüklerden bahsedilmemişti? 1921 Anayasası, Teşkilat-ı Esasiye'de temel hak ve özgürlükler 1921 Anayasası hariç tüm anayasalarımızda düzenlenmiştir. Buna dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. 1982 Anayasası'nda temel hak ve ödevler 4 bölüm halinde incelenmiştir değerli arkadaşlar. Bunlar genel hükümler, kişi hak ve ödevleri, sosyal ekonomik haklar ve siyasi haklardır. Bunlar içerisinde arkadaşlar bugün biz sosyal ekonomik haklar, kişi hakları ve siyasi hak ve ödevlerden bahsedeceğiz. Kişi hak ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve siyasi haklar diye üçe ayırıyoruz. Genel bölümlerin dışında temel hak ve özgürlükleri. 82 Anayasası'nda kişi hak ve özgürlük ödevleri değerli arkadaşlar aynı zamanda koruyucu ve negatif statülü hak olarak da geçer. Bu isimlerini de bilmemiz lazım. Dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Sosyal ve ekonomik haklar isteme ve aynı zamanda pozitif statülü hak olarak da geçer. Buna da dikkat ediyoruz. Siyasi haklar katılma ve aktif statülü hak. Aktif statülü hak olma olarak da geçer. Bu isimlerine de dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Her zaman illa soru kişi hak ve ödevleri, sosyal ekonomik hak ve ödevler, siyasi hak ve ödevler diye gelmeyebilir. Bu yönüyle dikkat ediyoruz. Yani aktif statülü hak veya katılma hakkı, koruyucu hak veya negatif, isteme hakkı veya pozitif hakkı şeklinde de soru gelebilir. Buna dikkat ediyoruz. Peki değerli arkadaşlar biz bunları nasıl ezberleyeceğiz? Bakın değerli arkadaşlar bunların tamamını ezberlemek mümkün değil. Zaten buraya temel hak ve özgürlüklerin tamamını almadık. Bu yönüyle bakın siyasi hakların formülü var. Kısadır ve tamamı bunlardır. Bunları bu yönüyle ezberleyeceğiz. Sosyal ve ekonomik hakkı kişilik haklarında şu şekliyle arkadaşlar birbirinden ayırt etmeye çalışacağız. Bakın kişilik hakları aslında devlete gölge yapma yeter diyor. Doğuştan itibaren bize verilen haklardır. Yani ilk baştan itibaren bakın negatif diyoruz. Şöyle bir örnek vereyim değerli arkadaşlar. Hastaneye gittiniz, kan örneğiniz alındı. Kanınızda negatif çıkarsa ne demektir bu? Sizin eski haliniz, mevcut haliniz devam ediyor demektir. Pozitif çıkarsa ne demektir? Bir hastalık kapmışsınız. Yeni bir şey eklenmiş demektir. İşte pozitif statülü hak yani sosyal ekonomik haklar sonradan verilen haklardır. Oysa kişilik hakları baştan beri var olan haklardır değerli arkadaşlar. Daha çok hürriyet, özgürlük anlamıyla ifade edilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Birbirine benzeyen bazı haklar vardır. Bunları şu şekliyle ayrıştırmaya çalışacağız. Özellikle şuraya dikkat ederseniz konut dokunulmazlığı, dernek kurma, mülkiyet hakkı ve zorla çalıştırma yasağı. Bakın konut dokunulmazlığı burada ancak konut hakkı burada birbiriyle yakından ilgilidir. Dikkat ediyoruz. Dernek kurma burada, sendika kurma burada. Neden? İçinde para var bakın. İçinde para girdi mi, maddiyat girdi mi sosyal hak diyoruz arkadaşlar. Mülkiyet hakkı buradadır. Doğuştan itibaren bütün vatandaşlar mülkiyet hakkına sahiptirler. Ama mülk edinme hakkı, edinebilme o artık buradadır. Toprak mülkiyeti sosyal haklardadır. Zorla çalıştırılma yasağı. Kişi istemiyorsa kişinin zorla çalıştırılması onun isteği dışındaki bir ifade olduğundan dolayı kişilik haklarına dokunma söz konusudur. Oysa arkadaşlar çalışma hakkı ve ödevi devletin vatandaşlarına çalışma hakkı sunması, çalışma olanaklarını iyileştirmesi, işçi haklarını düzeltmesi bunlar sosyal haklar içerisinde değerlendirilir. Bakın kişi hak ve ödevleriyle sosyal haklar içerisinde en fazla karıştırılan haklar bunlardır. Zaten sorularda bunları eğer özellikle bilirsek en az 2-3 tane şıkkı öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Bunlara bu yönüyle dikkat ediyoruz bakın. Dernek kurma, sendika kurma, toprak mülkiyeti ve mülkiyet hakkı, zorla çalıştırılma yasağı, çalışma hakkı ve ödevi. Bu yönüyle karıştırmıyoruz, dikkat ediyoruz. Bunun dışında değerli arkadaşlar bakın kişinin özel hayatının gizliliği. Bunun dışında haberleşme özgürlüğü. Yürüyüş özgürlüğü. Bunlar baktığımızda haberleşme, konuşma, yürüme bunlar arkadaşlar kişinin hak ve ödevleridir. Bu yönüyle buna dikkat edilir. Ancak bakın sosyal ekonomik hakları daha önce sosyal devlette de bahsetmiştik. Şunlara dikkat edeceğiz. Aile, sağlık, eğitim, sanat, spor,
kıyılardan yararlanma, tarım, hayvancılık, maddiyat, refah, işte sendika kurma, grev, lokav, işçi, işveren, iş hayatının iyileşmesi. Bunları gördük mü aklımıza sosyal haklar gelir bakın. Tekrar söylüyorum. Eğitim, sağlık, spor, sanat. Bunun dışında arkadaşlar işte sporun geliştirilmesi, sporcunun korunması, sanatın geliştirilmesi, sanatçının korunması gibi ifadeler gördüğümüzde sendika, grev, lokav, bakın bunlar işçi hakları ile ilgili, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işsizliğin giderilmesi, istihdamın artırılması gibi, tarım, hayvancılık gibi kavramlar genel itibariyle bakın nedir arkadaşlar? Refah seviyesiyle ilgili, milli gelirin artmasıyla ilgilidir. Aile de nedir? Yine bir sosyal kurumdur arkadaşlar. Kıyılardan yararlanma, denizde yüzme, bunlar gibi ifadeler, bu ifadeler değerli arkadaşlar, sosyal haklarla ilgilidir. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunlara pozitif haklarda isteme hakkı da diyoruz, dikkat ediyoruz. Halk devletten bazı şeyler talep edebilir. Bizim mali haklarımız, sosyal haklarımızda iyileşme istiyoruz diye devlette bir istekte bulunabilir. Bundan dolayı buna istek hakları da denmiş, isteme hakları da denmiş arkadaşlar. Dikkat ediyoruz, önemli. Siyasi hakları bakın değerli arkadaşlar şu şekliyle aklımızda tutmaya çalışıyoruz. Siyasi haklar S, S, V, 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 M, D, V, K. Bakın arkadaşlar okuduğumuzda ne diyoruz? Sevmedik. Siyasi hakları sevmedik diyoruz. Bu şekilde formülize ediyoruz. Evet, kişilik hakları ve sosyal haklar formülize edilemez. Bunlardan bir kısmını sadece alabildik. Bunların sınırı çok fazla geniş. Ancak siyasi haklar bellidir arkadaşlar. Sadece ve sadece bunlardır. Siyasi hakları sevmedik diyorsunuz. Bunu bir defa ezberliyorsunuz. Geri kalan kısmını nasıl ayırt ediyoruz arkadaşlar? Özellikle sosyal ve ekonomik haklarda karışanlara dikkat ediyoruz. Önemli. Bunun dışında sosyal hakları sosyal devlet mantığıyla çözmeye çalışıyorduk. Sağlık, eğitim, spor, sanat gibi bunları bu yönüyle aklımızda tuttuğumuzda bu konuda soru yanlış yapmamız mümkün değildir. Siyasi hakların diğer adı neydi? Katılma hakkı. Yani devlet yönetimine katılma, seçme seçilme hakkı, aktif bir hareket, bir hareket gerektirir siyaset arkadaşlar. Dikkat. Seçme seçilme, siyasi partilere üye olma, vergi hakkı, vatandaşlık hakkı, vatan hizmeti, mal bildirimi, dilekçe. Dilekçe hakkında biraz genişleme oldu arkadaşlar. Dilekçe hakkı, kamu baş denetçisine başvurma hakkı ve bilgi edinme hakkı şeklinde uzatıldı 2010 değişikliğiyle. Ona ayrıca değineceğiz. Ve kamu hizmetine girme hakkı. Bakın demek ki değerli arkadaşlar, devlet memuru olmak nasıl bir hakmış? Siyasi bir hak imiş. Bazen bunları ifade edemiyoruz. Evet, burada kamu hizmetine girme hakkı siyasi haktır diyoruz ama sorularda geldiğinde bunlarda takılabiliyoruz. Devlet memuru olmak kamu hizmetine girmek demektir. İşte buna ne diyoruz arkadaşlar? Bir siyasi haktır diyoruz. Değerli arkadaşlar bakın, siyasi hakların tamamından vatandaşlar faydalanır. Sadece vatandaşlar faydalanır. Vatandaşlar faydalanır. Ancak şuna dikkat ediyoruz. Hangi haklardan vatandaşlar faydalanır sorusunun cevabı siyasi haklardır. Fakat bunun istisnası var mı? Var değerli arkadaşlar. Vergi ve dilekçe hakkı bakın değerli arkadaşlar. Vergi ve dilekçe hakkından yabancılar da faydalanır değerli arkadaşlar. Yabancılar da faydalanır. Peki değerli arkadaşlar, yabancıların vergi ve dilekçe hakkından faydalanabilmesinin temel şartı nedir? İki şart vardır değerli arkadaşlar. Bir tanesi ikametgah, diğeri ise karşılıklılık. Karşılıklılık ilkesidir. Yani mütekabiliyet ilkesidir. Ne demektir bunlar değerli arkadaşlar? Yabancı kişi Türkiye'de ikamet ediyor. Türkiye'de oturuyor olması gerekir. Ve aynı zamanda karşı ülkenin de bizim vatandaşımıza bu hakkı veriyor olması gerekir. Örneğin Bulgaristan içindeki Türklere dilekçe hakkı tanımışsa biz de içimizdeki Bulgarlara bu hakkı tanımış oluyoruz demektir bu. Buna dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Bakın peki dilekçe nedir? Dilekçe hakkı üzerinde biraz duracağız arkadaşlar, önemlidir. Dilekçe kişilerin kendileriyle veya kamuyla ilgili dilek, istek veya şikayetlerini ilgili makamlara veya TBMM'ye bakın dikkat ediyoruz. İlgili makamlara veya TBMM'ye yazılı olarak bildirmesidir değerli arkadaşlar. Yabancılar da bunu yapabilir, vatandaşlar da bunu yapabilir. Siyasi haktır ama bu yabancılar tarafından da kullanılır. Unutmuyoruz arkadaşlar, önemlidir.
Ve arkadaşlar 2010 yılında yapılan bir değişiklikle dilekçe, bilgi edinme ve kamu başdanışına başvurma hakkı diye bir ifade geldi. Bu yönüyle de her kişi aynı zamanda idari işlemlerden dolayı kamu başdanışına başvurma ve şikayette bulunma hakkına sahip olmuştur diyoruz. Kamu başdanışı dediğimiz arkadaşlar nedir? Ombudsman da olarak da ifade edilir. Kamu başdenetçisi. Kamu başdenetçisi ile ilgili arkadaşlar şunu bileceğiz. Kamu başdenetçisi TBMM tarafından seçilir. Aynen TBMM başkanı gibi seçilir. 4 tur şeklinde seçilir. İlk 3 turda arkadaşlar seçilemezse, yani ilk 2 turda meclis üye tam sayısının 3'te 2'nin oyu gerekir. Bu durumda seçilemezse 3. turda salt çoğunluğun oyunu alması gerekir. Bu durumda da seçilemedi mi 4. turda son 2 aday yarışır. 3. turun 1. ve 2.leri bunlar arasında en çok oy alan seçilir. Ombudsman olur değerli arkadaşlar. Ombudsmanlık da 82 Anayasası'nın getirdiği bir ilktir. 2010 anayasa değişikliğiyle anayasamıza girmiştir. Buna dikkat ediyoruz. Ve ombudsmanın geçerlilik süresi arkadaşlar 4 yıldır. 4 yıl için seçilir. Tekrar söylüyorum, TBMM tarafından seçilir. Buna dikkat. Bu da bir siyasi hak ve ödevdir arkadaşlar. Önemlidir. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar, bakın. Aynı zamanda ödev olan haklara bakıyoruz. Eğitim ve öğretim hakkı hem haktır hem ödevdir. Çalışma hakkı hem haktır hem ödevdir. Çevre hakkı hem haktır hem ödevdir. Vatan hizmeti hem haktır hem ödevdir. Ancak değerli arkadaşlar bakın, vergi hakkı sadece bir ödevdir. Vergi bir hak değildir. Vergi ödevdir. Kişinin sahip olduğu mal, mülke karşılık devlete ödemesi gereken bir yükümlülüktür arkadaşlar. Bu yönüyle dikkat ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 12 Eylül 2010 yılında 82 Anayasası'nda yapılan bir değişiklikle anayasamıza bazı ayrıcalıklar girmiştir bakın. Şehitlerin dul ve yetimleri, gazi ve malüller, çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve özürlüler. Bu kişilere tanınacak ayrıcalıklar eşitliğe aykırı sayılmamıştır değerli arkadaşlar. Eşitliğe aykırı sayılmamıştır. Aykırı değildir artık. Bu ayrıcalıklar yalnız pozitif ayrıcalıklardır arkadaşlar. Pozitif. Evet. Bu kişilere tanınan pozitif ayrıcalıklar eşitliğe aykırı görülmemektedir. Değerli arkadaşlar, bu anayasa değişikliğinden sonra ÖSYM alan sınavlarında 2 kez bunu kullandı. İşte kadınlar, yaşlılar, çocuklar, gaziler diyor ve yanına yoksullar diyor, yabancılar gibi kelimeler kullanıyor. Buna dikkat etmemiz gerekir. Soru getirir, önemlidir.